Bu arada bir not ekranlarda yansıdı. Aboubakar ve Larin 99-2000'den bu yana aynı Süper Lig sezonunda 14 golden fazlasını atan ilk Beşiktaşlı oyuncular oldular. Larin bu akşam yine golünü attı. Aboubakar'ın bir şutu da direkten dönmüştü. Beşiktaş Süper Lig tarihinde de ilk kez Başakşehir'i aynı sezondaki iki maçta da mağlup etti. Ama bu Başakşehir serisi Beşiktaş'ın hafta içerisinde de devam edecek. Bakalım kupada nasıl bir sonuç alacak? Medipol Başakşehir Beşiktaş maçında nasıl bir futbol olacak? Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Gidip gelen bir maçtı aslında. Beşiktaş 3 kez öne geçti. 2 kez eşitliği sağladı Medipol Başakşehir. Ama hiçbir an Beşiktaş'ın mağlup olacağına inanmadık. Evet. İzlerken. Ya Beşiktaş bu maçı kaybeder demedik. Ya belki beraber olurduk ama hiçbir an Beşiktaş maçı kaybeder demedi Beşiktaş bize. Kayıpsız devam ediyor Ceyhun Deriş Beşiktaş yoluna. Evet, bu arada Serdar Sarıdağ da geldi. Hoş geldin Serdar. Kayıpsız devam etmesi Beşiktaş için çok önemli. Zaten o gollerden sonraki sevinç, özellikle Josef'in attığı golden sonraki sevinçte takımın aslında ne kadar coşkulu olduğunu, oyunu ne kadar istediğini, puanları ne kadar yakalamaya çalıştığını çok net görebiliyoruz ki 3. golde oyundan çıkan Laiç bile arkadaşlarına kadar koştu o coşkuyla. Ki daha önce Laiç'i eleştirmiştik. Oyuna girer modları, farklı modları vardı zaman zaman. Hiç oyuna girmek istemeyen moddadı. O bile artık o duruma geldi. O moda girmiş, takım haline girmişler. Oyuna gelirsek, şimdi evet görsel olarak izlemesi çok keyifli bir maçtı. Mehmet'in söylediği gibi beraber izledik. İzlerken keyifle izledik. Başakşehir'in 9, Beşiktaş'ın 14 şutu var. Evet, çok da yorum yaptık. Ama tabii oyun içerisinde bazı şeyler var. Küçük nüanslar var. Şöyle, her an gol atabilecek durumdaydı Beşiktaş ama bir taraftan da oynadığı oyun, o baskılı, hani çok baskılı oyun gibi gözükse de aslında istediği baskıyı çok net kuramadı. Baskılı olmasının sebebi Başakşehir'in biraz oyunu çok fazla kendi ceza sahasının üzerinde kabul etmesiydi. Yani dönem değil, oyunun çok büyük bölümünde ya Wellington ve Vida orta sahada iki ön libero gibiydi neredeyse. Tabii, tabii. Başakşehir takım halinde ceza sahasının üzerindeydi. Hatta yorum yaparken de şöyle bir şey söyledim. Hani Başakşehir bu kadar süre böyle oynarsa ilk yarı bitmeden mutlaka Beşiktaş golü bulur. Nitekim öyle oldu. Ama şu var, Beşiktaş çok doğru mu oynadı ilk yarı o oyunu? Bence eksikleri vardı. Set oyunu oynadı ama çok fazla pasla set oyunu oynadı. Yani oyunu rakibin arasına yapılan koşuyu çok fazla görmedik. Birebir oyunu zorlayacak mesela Gezal'dan o çok fazla hamle göremedik. Genelde hep pas ve yüksek oranda pas sayısıyla oyunun yönünü değiştirerek oynamaya çalıştılar. Bu tip durumlarda kapalı defansa nasıl gol atarsınız? Ya uzaktan şutlarla atarsınız, ya rakip defansın arasına yapılacak koşularla, ya 2'ye 1'lerle, ya kenara, yani daha dibe inerek, daha çizgiye inerek içeriye çıkartacağınız toplarla. Beşiktaş bunu çok net yapamadı. Bir pozisyon işte yaptı. Atiba'nın bir koşusu defans arasına, sonra topu çizgiye taşıyıp içeri çıkarması golü getirdi. Golden sonra Beşiktaş'ın klasik bir oyunu oluyor artık. 1-0'dan sonra biraz çekiyor kendini Beşiktaş geriye. İkinci yarı kendini çektiği dakikalarda da Başakşehir golü buldu. Ama yine de üstün taraf her halükarda Beşiktaş'ta hem pozisyon üstünlüğü hem oyun üstünlüğü, oyun baskısı istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. O konuda Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Şu var, ilk yarı Başakşehir'in kaçırdığı iki tane çok net pozisyon var. Biri ilk 4. dakika yanlış hatırlamıyorsam. Direkten dönen topu. Alex için ikinci pozisyonda Crivelli'nin çok el yer alanından aldı taşı gitti. Onlardan biri gol olmuş olsaydı çok daha başka bir oyun seyredebilirdik. Ama ona rağmen yine izlerken maçı, o pozisyonlar bile gol olsaydı yine Beşiktaş'ın bu oyunu çevireceğini hep düşündük maçın içerisinde. Nitekim de öyle oldu. Son dakikalara doğru olsa çok güzel bir gol attı Josef. Çok inanılmaz güzel bir kontrol. Öne alışı, evet topu çok, öne alışı. Arkasına gelen topu ayağının üstüyle çok yumuşak bir şekilde tam vuruş açısını alması. O ilk dokunuşlar, ilk kontroller çok önemlidir. Haftanın güzel gollerinden biri dokunuş ve vuruş açısından. O golle de Beşiktaş galip geldi. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bu serisine devam ettirdiği için de ayrıca kutlamak lazım. İyi yolda gidiyor. Görüyoruz zaten. Çok şevkli, keyifli oynuyorlar. Onlar da keyif alıyor belli oynadıkları oyunu.
Serdar Serdar bir kez daha hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Sen de yazını yazdırdın, katıldın aramıza. Beşiktaş geceyi ve haftayı 3 puanla tamamlamış oldu. Önemli bir galibiyet aldı aslında. Çünkü şu önündeki 3 maç Beşiktaş açısından son derece kritik. Yani Başakşehir, evet. Fenerbahçe. Herkes Fenerbahçe'ye odaklanmıştı. İşte eyvah sarı kart sınırında oyuncular var. Fenerbahçe maçında oynamazsa ne olur? Sen önce önündeki maçı kurtar. Önce önündeki maçı kurtaracaksın. 3 puan gideceksin. Hatta bugünkü maçta beraberlikle bile ayrılmış olsaydı bence böylesine bir oyundan, böylesine bir deplasmandan yine de kötü bir sonuç değil demezdim. Hakikaten ilk yarıda özellikle Ceyhun'un da belirttiği gibi 461 pas vardı galiba. Evet, son ama 6 yılın rekorunu, evet, pas rekorunu kırmış Beşiktaş. Başakşehir'in daha net bir gol pozisyonu var. Beşiktaş'ın attığı gole kadar. Kaldı ki geçen hafta direkten dönen bir topu vardı. Hep ben bunlar üzerinde durdum. Şimdi iyi oynayan, bak iyi skor elde etmiş, 3 puan almış. Takımı övmek kolay. Ama eksilerini de anlatmak da çok önemli şampiyonluk yarışındaysan. Bugün 2-2 bitebilirdi. O köşe vuruşu Wellington atamayabilirdi. Bir sürü ihtimaller vardı. Bu arada o köşe vuruşu tek köşe vuruşu. Larin'in golü, ilginç bir yani Larin'in golü gibi kaç tane gol gördünüz? Yani ilk yarı o kadar hani baskılı oynadığını söylüyoruz. Ben söyledim hani paslı, evet, oynadılar, evet, ama hani kazandığı bir tek serbest vuruş var. Lay için kullandığı Beşiktaş'ın. İyi yerde ve doğru yerisinde adam kullandı. Başka pozisyon frikik kazanmadı. Çünkü bu tip oyunlarda yani birebiri zorlayıp faul kazanmak da çok önemlidir ceza sahasında. Bunu da yapmadı, yapamadı. En nihayetinde böyle senin maçtan 3 puanla çıkmak çok çok önemli elbette. Fenerbahçe maçını zaten yani kazanırsan zaten başka bir seviyedesin. Ama arada bir Ziraat Türkiye Kupası var. Bence en önemlisi Adem Lay için yedek kulübesinden çıkıp, oyundan çıkmış bir adam çıkıp gelip o sevince girmesi. Maçtan sonra bütün futbolcuların, Sercan Dikle de kendi sosyal medya hesabında paylaşmış, gidip tribündeki Sergen Hoca'ya galibiyeti hediye etmeleri. Bu arada o Adem Lay hiç unutma ısınmıyordu bundan birkaç ay önce. Isınıyordu da şöyle, eli cebinde ısınıyordu. Hocam bilir, eli cebinde ısınmak ne demek, hocam çok iyi bilir. Mesaj içerikli ısınmalar yapıyordu. O yani sonuçta zor bir deplasman. Bakmayın Başakşehir bu sene kötü bir sezon geçiriyor ama o karşı takımın oyununu kitleme konusunda Türkiye'nin belki de en iyi hocalarından biri Aykut Hoca. Fenerbahçe döneminde bir Başakşehir maçı vardı hocam. Herkes Başakşehir favori görüyordu. Ama Aykut Hoca biliyorsun o maçı çok farklı bir seviyeye getirdi. İyi bir taktisyen. Nitekim bugün de öyle bir sonuç alabilirdi. Biraz da şans. Böyle kulvarlarda önemli. Biraz da şans. Ama sonuna kadar kovalamak. Bak yediğin zaman oynadığın oyunu, hani 1-1 iken oynadığın oyunu 1-0'dayken oynasaydı belki de 2'ye 3'e gidecekti iş hemen. Ilgazçılar, Beşiktaş pozisyonlar da verdi. Pozisyonlar da buldu zaten. 5 golün atıldığı bir maçtan bahsediyoruz. Evet. Özellikle maçın başında iki de direkt. Hem biri direkten dönen, az önce Ceyhun'un da bahsettiği, hem de Crivelli'nin kaleciyle karşı karşıya kaldı, Ersin'le karşı karşıya kaldı pozisyonu Beşiktaş açısından ilginçti aslında. Yani Alex için direkten dönen topu